7 milyar insan ve akıllarda tek soru. Abi Çin ne ara bu kadar gelişti? Ya bu adamlar piyasayı ucuz mal satan, günlük çalışma ücretinin 5 dolar falan olduğu bir yerdi. Şimdi adamlar ayın karanlık yüzüne uzay aracı falan yolluyor. Çin, Japonya'yı geride bırakıp dünyanın en büyük ikinci ekonomisi haline geldi. 2009'da ise net ihracatta dünyanın lideri haline geldi. Tahminlere göre 2030'lu yıllarda ABD'yi geride bırakıp dünyanın en büyük ekonomisi olacak. Peki Çin nasıl oldu da 40 yılda hiç kesilmeyen bir hızla dünyanın en büyük ekonomilerinden biri ve en büyük ihracatçısı haline gelebildi? Literatür bu konuya dair çok çeşitli tezlerle dolu. Kimisi yöneticilerin zihniyetindeki dönüşümden bahsediyor, kimisi jeopolitik dönüşümlerden bahsediyor, kimisi ülkenin sanayileşmesinden, ülke içi ekonomik dönüşümlerden bahsediyor. Fakat biz bugün bu videoda uluslararası ticaret kısmından bahsedeceğiz ve Çin'in küresel kapitalist pazara açılma hikayesini anlatacağız. Şimdi Mao döneminin son 10 yılını düşünelim. Fakirlik, kıtlık, ekonomik anlamda çökmüş bir devletle karşı karşıyayız. Bu ekonomik çöküntünün tek sorumlusu Mao muydu? Bu tartışmaya girmeyeceğiz. Fakat 1970'lerdeki ekonomik atılıma Mao'nun en büyük katkısının ölerek iktidarı bırakmak olduğunu söyleyebiliriz. 1978'e geldiğimizde Deng Xiaoping hükümeti Çin'i 30 yıllık izolasyondan kurtarıp küresel kapitalist pazarı açma kararı alıyorlar. Bunun temel motivasyonlarından birisi ABD ile işbirliğini genişletip Sovyetlere karşı Çin'in pozisyonunu güçlendirmek. Diğer motivasyonsa bölge ülkeleriyle ticareti yeniden tesis edip ölmüş olan ekonomiyi yeniden canlandırabilmek. Tabii Çin'in uluslararası pazara açılması sosyalizmi bir kenara bırakıp kapitalizmi benimsediği anlamına gelmiyor. Çin aksine uluslararası pazara sosyalist bir ruh vereceği iddiasında bu dönemde. Zaten bu sayede erken başladığı dönüşümü diğer Sovyet sonrası ülkelerin aksine Batı'nın ağzına bakarak değil direksiyonu kendi elinde tutarak dönüşümü kendisi kontrol ederek tamamlamayı başardı. Çin'in uluslararası piyasaya girdiği zamanki ilk partneri şimdiki en büyük rakibi olan ABD'ydi. Fakat bu ilişkide Çin'in iki büyük eksikliği gözümüze çarpıyor ki bu iki büyük eksiklik aslında Çin'in hayatını kurtardı diyebiliriz. Bu eksikliklerden ilki Çin'in ham madde ve doğal kaynaklar açısından fakir olması. Bu sayede Çin ABD ile klasik bir sömürge ilişkisi kurmadı. Yani ham madde verip işlenmiş ürün almadı. Bunun yerine ucuz iş gücü avantajını da kullanarak ABD'den sermaye çekip üretimin doğrudan Çin'de olmasını sağladı. Çin'in ikinci büyük eksikliği teknolojik anlamda geri kalmış olmasıydı. Peki bundan nasıl bir avantaj çıkardılar? Şimdi Trotsky'nin bir teorisi var. Diyor ki geri kalmış ülkeler teknoloji transferinde Ar-Ge yatırımlarını falan yapmadığı için daha avantajlı bir konuma gelebilirler. Çin ve diğer Doğu Asya ülkeleri de ABD'nin de ekonomik desteğiyle birlikte teknolojilerini Ar-Ge yatırımı yapmadan transfer etmiş oldular. Böylece Batı Avrupa'daki ülkeler ve ABD eski teknolojileriyle idare ederken Çin'de yeni teknolojilerin kullanılmaya başlandığını görüyoruz. Şimdi bunu şöyle örnekleyelim. Mesela sizin bir çamaşır makineniz var. 5 yıllık olsun bu. 3 yıl daha idare eder deyip yenisini almazsınız. Ama yenisi çıkmış. Hem de kurutmalı. Şimdi yeni alan bir adam doğrudan kurutmalı çamaşır makinesi alıyor. Yani bir üst teknolojiyi almış oluyor. Her ne kadar bu adam sizden teknolojik anlamda üstün diyemesek de avantajlı bir ürün kullandığını kabul etmemiz gerekiyor. Yani meseleyi birazcık basitleştirdik ama Çin'deki durum da buna benzer. 1980'ler ve 90'lar ABD merkezli bir uluslararası pazara açılma hikayesi üretirken Çin bu dönemde aynı zamanda diğer ülkelerdeki deniz aşırı Çinlilerle de ilişkilerini yeniden kurmaya başladı. Özellikle Güneydoğu Asya ülkelerindeki Tayland, Singapur, Endonezya, Malezya gibi ülkelerdeki bu deniz aşırı Çinliler çok kilit bir role sahipler. Bu Çinli aileler yani Çin diasporası ülkelerin yaklaşık %6'lık bir nüfusunu oluştursa da ülkelerde özel sektörün %70'i gibi büyük bir paya sahipler. Peki Çin bu ailelerden nasıl faydalandı? Deng döneminde hükümet hem bu aileleri ana vatanlarında yatırım yapmaya çağırdı hem de bu aileler üzerinden üretimden satış aşamasına deniz aşırı bir ağ oluşturmayı başardı. 2000'lerin başında Çin küresel pazara daha proaktif bir şekilde yani yatırımcı olarak girdiğinde de yine bu Çin diasporası Çinli iş adamlarına yatırım yapacakları ülkelerde rehberlik ettiler. Aynı zamanda bölge hükümetleriyle Çin arasında köprü vazifesi gördüler. Aslında Uzak Doğu bu filmi daha önce izlemişti. Ming ve Qing hanedanlıkları döneminde Çin'in merkezinde olduğu ve diğer Doğu Asya ülkelerinin de Çin'in hegemonyası altında olduğu bir uluslararası ekonomik ve siyasi sistem vardı. Çin 150 yıllık bir aradan sonra bu sistemi yeniden canlandırmaya çalışıyor. Tıpkı Xi Jinping'in başkanlığı döneminde İpek Yolu projesinin yeniden canlandırılmaya çalışılması gibi. Şimdi İpek Yolu'nu bir kenara bırakıp Ming ve Qing hanedanlıkları döneminde Doğu Asya'daki bu uluslararası sisteme göz atalım.
Bölge ülkeleri Çin'le karşılıklı hediyeleşmeler yoluyla Çin'in hegemonyasını kabul ediyorlar ve bu sayede Çin pazarına giriş imtiyazına sahip oluyorlar. Bu ülkelerin silah zoru olmadan Çin'in hegemonyasını kabul etme sebebi ise basit. Çin bu ülkelerin siyasi meselelerine çok fazla karışmamayı vaat ediyordu. Ve aynı zamanda Çin pazarına girmenin avantajı bütün ülkelerin iştahını kabartıyordu. 150 yıl sonra 1993 ve 2003 yılları arasına baktığımız zaman da hikayenin benzeşmeye başladığını görüyoruz. Endonezya'nın Çin'le ticaret hacmi 5 kat, Güney Kore'nin Çin'le ticaret hacmi 7 kat, Malezya'nın Çin'le ticaret hacmi 11 kat artıyor. Yani Çin'in ekonomik büyümesinin bölgedeki diğer ülkeleri de beslediğini söyleyebiliriz. Bu bir anlamda Çin'in imparatorluk dönemindeki sistemi yeniden canlandırma projesinin işe yaradığı anlamına geliyor. Ha, Breji'den yolladılar bunu. Ne bu? Bursa'dan gol haberi var. Maç bitiyor, Fenerbahçeliler seviniyor. 1000 abone olmuşuz. Siz de abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Hem bir de yorum yaparsanız çok mutlu oluruz. Evet, önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Görüşürüz.